Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programında birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftanın konuğu Abdilmert. Abdilmert, Başarı Ülkesi isimli kitabıyla stüdyomuzda. Kendisine hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Biz de iyiyiz. Şimdi uzun zamandır programı ben devam ettiriyorum. Bu program çerçevesinde konu kaldığım yazarlarımızın birçoğu eğitimci. Evet. Demek ki eğitimcilerin yazmaya temayülü daha fazla. Kesinlikle. Ya da kendilerini sorumlu hissediyorlar ya da zorunluluk görüyorlar bu meselede. Siz de bir eğitimcisiniz. Kesinlikle. Eğitimcilik yönünüz bedeni eğitmek işin evet, aslı. Evet, bedeni eğitmek. Bedeni eğitmek. Evet. Bedeni eğiten birisi olarak kitap yazma işi nereden çıktı hocam? Bedeni eğitip ondan sonra fikre eğitiyoruz herhalde, öyle düşünüyorum. Ben İmam Hatip mezunuyum, liseden İmam Hatip mezunuyum ve biz o zamanlar çok okurduk. Yani öğretmenlerimiz bize hep sürekli kitap tavsiye ederdi. Hatta biz o zaman arkadaşımızla beraber gidip kitapları böyle tek tek koklayarak alırdık. Yani onun bir vesilesi oldu ve içimde her zaman bir hevesti yazmak. Tabii bu hep şeyle karşılandı, beden eğitimi okurken de arkadaşların dalga geçenler oldu falan ama... Gençlikteki çok olur bu. Evet, kesinlikle. ama ben hep inanıyordum yani bir gün, bilmiyorum, böyle bir his de vardı. Yani insanlara faydalı olabilme adına, yön gösterme adına hani ne yapabilirim derken çok okuyordum. Tabii onun etkisi de var. Yani çok kitap okuduğumu düşünüyorum. Onun etkisiyle de bendeki biraz... taşmaya başladı, sonra yazmaya başladım okuduktan sonra. Nasıl oldu ilk yazma işiniz? Aslında ilk yazma işim şöyle oldu. Oğuz Saygın bir yani kitap değil de normalde insanın bir süreci vardır. Kitabı geçmeden önce bir yazma süreci olabilir. Şöyle oldu. Ben İmam Hatip'teyken şiir falan yazıyordum. Yani şiir karalıyordum ama hiç beğenmiyordum kendi şiirlerimi. O zaman genelde öyle olurdu. Yani şiir yazarsınız ama kendiniz pek beğenmezsiniz. Sonra bu şiirler deneme halini almaya başladı. Hatta Taşkent'te ben ücretli öğretmenlik yaparken bizim bir Türkçe öğretmenimiz vardı. Bir gri sardunyalar diye bir deneme yazdım. Hocam hani bir değerlendirir misin falan dedim. Burada hocama da şey olarak değil. Hocam okuduktan sonra pek anlayamadı açıkçası. Yani hani cümleler, kelimeler. O yüzden ondan sonra ben de bir o süreç yavaş yavaş. Aslında şeyde de oldu yani. Bir gün bir koçluk eğitiminde Konya'da Oğuz Saygın Bey vardı. Dedi ki her öğretmen bir yazardır bence dedi. Benim orada ampuller yandı yani, evet. Demek öyleyse ben de başlayabilirim dedim ve karalamaya başladım. Yani bu programa girerken söylediğim doğruymuş demek. Yani kesinlikle. Her öğretmen bir yazardır, evet, değil mi? Evet, kesinlikle her öğretmen bir yazar ve bu şeyden dedim ya ben de yazabilirim. Yani bunun bir beden eğitimi, müziği, resmi ya da Türkçe öğretmeni yok. Herkes bence yani tabii bir yetenektir ama çok okuduktan sonra yazılacağına inanıyorum. Şimdi yani aslında da. Öğretmenlerin... gözlem yapma imkanı, evet. Durum değerlendirme imkanı, velilerle olan diyaloğu, öğrencilerle kesinlikle. İç içe olması, onların her birisinin ayrı bir alem, dünya olması kesinlikle. Bir açılım sağlayabilir. Öğretmenler bu konuda diğer meslekte olan yazarlara göre çok daha imkan dahilindeler. Evet. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye kocaman bir ülke, evet, ve ülkenin nüfusuna göre yazar sayısı da abartılacak kadar çok değil. Öğretmenlerin mutlaka bu işe el atması gerekir diye düşünüyorum ben de yani aynı şekilde. Kesinlikle. Mesela ben bir özel okuldayken hani bir anımı paylaşayım. Ufak daha küçük Ali ikinci sınıfa gidiyordu. Böyle konuşurken Ali büyüyünce ne olacaksın dedim. Tüp bebek doktoru dedi. Allah Allah şaşırdım. Hani doktor demiyor falan. Neden Ali dedim. Çünkü ben de tüp bebeğim hocam falan dedi. Bunu öğrenmiş. Yani hani çocuklardan o kadar şey çıkıyor ki hocam. Çok farklı şeyler çıkabiliyor. İşte asıl biz onu şey yapmamız lazım. Hani yoğurmamız lazım. Hayata farklı bir pencereden bakın demişsiniz. Başarı Ülkesi. Evet. Ekrandan da kapağı gösterelim izleyicilerimize şu anda. Evet. Abdilmert, Başarı Ülkesi. Hangi pencereden baktınız hayata? Tabii herkesin kendi penceresi var. Evet. Yani biz kesinlikle hani elimizde bir sihirli değnek yok ya da kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Birine dokunduğun zaman her şeyin değişmesi tabii ki şey. Ama biz sıradanlığı biraz ortadan kaldırma anlamında söylüyorum bunu. Hani rutini aşma anlamında. Yani aslında işte hayallerimiz var,
düşüncelerimiz var, bir yere ulaşma çabamız var. Ama bu çabada önemli olan bazı şeyleri planlı bir şekilde yapmamız. Hani çünkü biz çok biraz ne derler, maymun iştahlıyız. Yani bir şeyi başlayıp bir şeyi bırakıyoruz yarıda. Örnek veriyorum, ben hani kendi açımdan söyleyeyim, bir kitap yazmak benim için bir hayaldi ilk etapta. Ama şimdi ben bu kitabı çıkarttığım zaman ne bileyim, gerçek oldu ve bu ilerliyor. Yani bende ilerliyor. Ve bu yüzden ben kendi penceremden bu şekilde hayata bakıyorum. Ve bu kitapta yol alan kişiler de belki hayatlarında o rutinliği biraz daha faaliyete geçirip belli bir yere başarıya ulaşabilirler diye düşünüyorum. Yani farklı pencereden kastım o. Aynı düşünmek değil. Biraz da farklı düşünmek. Buna deli olmak mı denir bilmiyorum. Yani biraz daha hani farklı yerlerden bakmak. Şimdi bu tabii kişisel gelişim kategorisinde yayınlanmış bir kitap. Evet. İnsanın kendisini tanıması ve özelliğine göre kendisini geliştirmesi. Kesinlikle, evet. Neden kişisel başarı? Tabii aynı soruyu birazdan farklı bir şekilde neden diye sorabilirim ama şu anda yani böyle bir kitap yazma gerekçeniz nedir? Ya kişisel başarı da yani hani birçok insanın aslında kendini ifade etmede, başarıya gitmede, bu bütün mesleklerde olabilir. Hani yetersiz görüp kendine inanmaması. İşte çünkü insan kendine inanmadığı zaman başarıya gidemiyor. Ve ben hani kişisel gelişim, ben yaklaşık bundan bir 10 yıl önce falan tanıştım. Yani kitaplarla kendim de okuyarak kişisel gelişim noktasında ne yapabilirim dedim. Hani tabii ki bu para değil, güç değil. Hani günümüzdeki kişisel gelişim biraz öyle gibi gözüküyor. Hani Amerika'dan alınan işte çalış, üret, kazan. Gereken neyse yap. Gereken sonuca neyse ulaş. Yap. Sonuca ulaş. Ne yaparsan yap. Her şey mübah gibi değil. Hani belki ben bunu biraz da maneviyatla bezemek istedim. Hmm. Çünkü kitabımın ilk şeyinde okuyla başlıyor, okumakla başlıyor. Hatta o İkra suresi ilk ayet, 5 ayeti orada da dile getirdim, evet. Yazdım. Ve bundan dolayı bir insanların kendine olan başarılarında bir yol gösterme ve kişisel gelişim bana da çok şey kattı aslında. Yani benim kendi anlamımda da çok şey kattı. Hani bilmiyorum, birçok kişi belki karşı çıkıyor, farklı çıkıyor ama buna kişisel gelişim de denmez. Farklı bir şey de denebilir. Mesela bana göre Mevlana'nın öğretileri bir kişisel gelişimdir. İnsanın baktığınız zaman gelişmesi anlamında. Kitap üzerinden aynı soruyu ben yineliyorum size. Hı-hı. Başarı Ülkesi kitabınız. Evet. Neden, nereden doğdu? Kitabınızdan genel itibariyle belki bazı özel durumları sorabiliriz yine de. Bahseder misiniz desem. Evet. Tabii bu kitap yeni ama ikinci baskısını yapmış. Uğur Tuna yayınlarından, evet, çıkmış. Evet, Uğur Tuna'dan. Evet. İnşallah bu, üçüncü baskıya da gireceğiz. İnşallah. İkinci baskı bitti. Bu arada tabii tebrik ediyorum. Yani kitap çıkarmak, çıkartabilmek, kitabın yayınlatabilmek, yayınlamak kolay bir şey değil. Hı-hı. Sonra aynı şekilde Başarı Ülkesi neden, nereden doğdu ve kitabınızla, evet, ilgili kısa bilgi alabilirsiniz. Ben aslında dedim ya, kişisel gelişime kendim böyle kitaplarla başladığım zaman dedim ki ya evet, ben de yazabilirim. Ve bununla ilgili küçük bir hikaye geldi aklımda. Aslında sevimli gelincin hikayesiydi bu. İlk başladığında benim kitabın yaklaşık 20 sayfasını o oluşturuyor. Nedir bu hikaye? Sevimli gelincik aslında bir gelincik hayvanı ve kendisi bir ormanda yaşıyor, ailesiyle yaşıyor. Annesi babası var ve bir hedefi var, başarı ülkesine gitmek. Ve bu başarı ülkesine gitmek için elinden gelen her şey yapıyor. İşte uzun bacaklı leylek ve sessiz kaplumbağa da bunun arkadaşları. Hı hı. Ve böyle başlıyor hikaye. Ondan sonra tabii öbürleri gidemiyor ama sevimli gelincik ailesini kaybediyor. Bir orman yangınında ailesini kaybediyor. Birçok zorluklar çekiyor ve mücadele ederek sonra bir bilgeyle falan tanışıyor. O bilgi ona birçok şey katıyor. Ve sonunda başarı ülkesine ulaşıyor. Başarı ülkesine ulaştığı anda tabii en son dileklerini soruyorlar. Yani başarı ülkesine girmek için bazı şartlarım var diyorlar. O şartları yerine getiriyor. En sonunda dile benden ne dilersen. O da ailesini diliyor. Tabii başarı ülkesine gittiğinde ailesi de orada. Sonu da güzel bitiyor. Böyle bir hikayeyle başladı. Sonra dedim ki neden ismi başarı ülkesi olmasın? Hani herkesin bir ütopik anlamda, yani soyuttur başarı. Ama bir düşündüğümüz zaman bunu somutlaştırırsak, bir ülke haline getirirsek herkes başarı ülkesine gitme için çaba sarf ediyor aslında. Hani başarmak için çaba sarf ediyor birçok konuda. Öylelikle hikayeden doğup
Ondan sonra akıp gitti. Ne zaman süreç nedir hocam? Kitabın tamamlama süreci bir uzun sürdü mü bayağı? Şimdi şu açıdan soruyorum bunu. Tabii yazarlık serüveniniz ilerledikçe, zaman ilerledikçe, tecrübe kazandıkça yazma hızınız, kaliteniz mutlaka farklılaşacak. Herkes için geçerli bu. Evet. Genel geçer prensipler. İlk kitabınız ne kadar sürdü? Mesela benim ilk kitabım ben 6 yılda bitirememiştim. Benim hocam 4 yıl sürdü. Yani benim de öyle hani. Yani izleyenler şunu bilsinler ki kitap öyle 2 günde, evet, özellikle yeni başlamışsanız 2 günde çıkacak bir durum olmaz kitaplarda. Kesinlikle öyle. Yani kolay olmuyor ve emek sarf ediyorsunuz. Bazen de düşünüyorum hani bu benim bir çocuğum gibi. Yani hani nasıl böyle çocuğunuz olur, çok sevinirsiniz, insan mutlu olur. Ben hep öyle düşündüm. Ve tek amacım da vardı, şuydu: insanlara faydalı olabilmek. Yani çünkü ben hani bunu şey için söylemiyorum. Konya'nın Yenibahçe köyünde doğdum ben. Ve orada büyüdüm. Orada beni bir öğretmen okuttu. Beni bir öğretmen elimden tuttu. Süha Atipoğlu. Kendisi. Buradan da hani şey için söylemiyorum. Çünkü ben tek şey düşünüyordum. Ben okuyacağım ve belli bir yere geleceğim. Okumak istedim hep. Ve o insan benim elimden tuttu. Ve sonra dedim ki evet, ben de binlere ulaşmalıyım. Hatta radyo programcılığı yaptığım sürelerde, radyo programcılığı da yapmıştım. Orada da amacım binlere ulaşmaktı. Bir kişiyi değiştirebilir miyim? Ya da bir hani burada maksat değiştirmek anlamı değil ama bir yol gösterebilir miyim? Kitabı da ben o niyetle çıkarttım. Hani başarı ülkesindeki belki maksadım da oydu. Hani çok anlamda aşırı derecede bir maddi bir beklenti içinde değil ama insanlara bir şekilde biri okuyup da eğer kendini bulup bir düzelme olursa işte benim için hocam mutlu. Zaten kitapta maddi aşırıyı bırak, yani maddi beklenti içerisinde olmak çok doğru bir yaklaşım değil. Kesinlikle. Yani şimdi tabii toplumumuzda kitap yazanların çok para kazandığı ya da para kazandığıyla ilgili bir kanaat, evet, var olabilir. Evet, var. Kısmen doğru da olabilir. Yani insanlar, evet, bir noktaya geldikten sonra biraz belki katkı sağlıyordur aile bütçesine. Onun dışında bir kitap çıkarttım, şöyle oldu işte, para yok, öyle bir şey. Yani bunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, İzleyicilerimizin de bunu bilmesinde fayda var. Evet, böyle bilinmeli. Yani kitap yazan insanlar para için yazıyor değil. Ben buna inanmıyorum. Evet. Mutlaka başka hedefleri, gayeleri, ulaşmak, evet, istediği yerler var. Ulaşmak istediği yerde her insana göre değişebilir. Mesela siz biraz önce dediniz ki işte ben birkaç kişiye faydalı olabilsem dediniz. Evet. Bu düzlemde bir başka soru, hı-hı, size ben yöneltiyorum. Kitapta hedeflerden bahsediyorsunuz. Evet. Mutlaka her insan için vardır. Kesinlikle. Sizin kendi hedefleriniz nelerdir? Mesela bunu da bir duyalım ki sizin buraya geliş noktanızı işitecek olan gençler de kendilerine bir çıkarımda bulunabilsinler. Kesinlikle. Ben biraz önce de demiştim hani başarıya giden yolda ben önce kendimden başladım zaten. Yani hedefleri orada sayarken hedefler olumlu olmalı, planlı olmalı, uygulanabilir olmalı. Bu hedeflerle beraber ulaşılabilir olmalı hedefler. Benim de hani gerçekten mutlu bir hayat herkesin tabii ki temennisi. Ama ileride kendi mesleğimde çok iyi yerlere gelmek. Ben bir öğretmenim, eğitimciyim. Kendimi çok iyi geliştirerek çocuklara gerçekten faydalı olabilmek. Ha, yazın hayatında da gelebileceğim en güzel yere ulaşmak. Yani nasıl derler? Belki de Türkiye'nin en iyi yazarlarından biri olmak. Buradaki maksat kendimi ön plana çıkarmak anlamında değil. Çıkardığım eserlerle insanlara faydalı olma noktasında buna inanıyorum. Çünkü bundan 5 yıl önce yoktu. Ne kitabım vardı, ne bir şeyim vardı. Ha, aslında olaya farklı açıdan da yaklaşabiliriz. Yani hocam şöyle, Türkiye'nin en iyi yazarı olmak falan gibi bir hedef çok doğru bir tespit olmayabilir. Şöyle, evet, düşünmek lazım. Türkiye çok büyük bir ülke, 76 milyon nüfusa, kesinlikle, sahip bir ülke ve her tarz okuyucuya sahip bir ülke. Her tarz okuyucu varsa, evet, bunun sayısını bilemeyiz biz. Bir de okuyucuları kategorize de edemeyiz. Kesinlikle. Yeni başlayan, işte sürekli macera seven, roman okuyan ve bunda ısrar eden, çok, evet, ağır dil seven, dil sade seven, dilden zevk alan. Yani böyle tek bir ifade bunun karşılığı olmaz zaten. Aynen. Hocam şey olarak da söyleyebiliriz. Ya da binlere ulaşmak, 10 binlere ulaşmak ya da milyonlara ulaşmak. Hani bunu da diyebiliriz yani. Hani kategori ne olursa olsun, kişisel gelişim ya da roman. Hani belki şu anda gidişat farklı yönlerde de olabiliyor. Ama
örnek veriyorum, milyonlarca kişiye ulaşmak belki de hedef. Hani yazı hayatında ve aynı zamanda da öğretmenlik hayatında da. Çünkü Kitabınızın çıkmış olması nasıl bir duygu? işte dedim ya hocam, farklı bir duygu. Yani çocuğunuz olmuş gibi. Yani ben Ya hani gerçekten çocuğunuz olmuş gibi mi düşünüyorsunuz? evet yani hocam, ben Bu seviniyorum. Bilmiyorum sizin duygularınız şey yok, nasıl? şimdi şöyle. Yani İlk kitabı çıkan değerli kardeşlerimiz, yazarlarımız böyle diyor ama bu aslında böyle olmamalı. Bir çocuk gibi değerlendirilmemeli. Yani ne bileyim, çocuk çok özel. hocam farklı. Hani Yani ikisinin benzetme, teşbih de bir benzeşmesi de aslında tam sık anlamıyla. kullanılıyor ya. Ben Evet. sizi kullandığınız için bunu eleştiriyor değilim. Anladım. Sık kullanılıyor. Ben saygı diyorum. Öyle düşünüyorsa öyle düşünüyordur. Çocuk belki de dünyada sahip olabileceğin en Doğrusu. önemli ve her şeydir. Kesinlikle. Bu Yani bu kitap bugün budur. Yarın bir başka kitabınız olur. kesinlikle. Ertesi gün bir bakarsınız 36, 46, 106 kitabınız olur. Evet. Yani kitap farklı bir şey. Belki de kitap kendi çocuğunuzda uygulayamadığınız şeyleri, yapamadığınız şeyler, aradaki duygusal bağ sebebiyle başkalarına tavsiye etme anlamı da taşıyabilir yani. Kesinlikle olabilir ama hani ben bunu tabii büyüterek söylemiyorum. Mecaz anlamda ya da insan hani ilki çok farklıdır derler ya. Evet. Ben Mesela 3 gün uyuyamamıştım ilk kitap çıktı. yani evet. Yani çok farklı bir şey, heyecan farklı. Hani ben mecaz anlamda biraz böyle hoşuma gittiği için o şeyi kullanıyorum. Tabii ki farklı. Çocuk olmakla çocukla çok farklı yani. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Abdülmert hocamızla konuşmamıza biz devam edeceğiz. Şimdi hocamızın kitabını tanıyoruz. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz. Başarı ülkesi. Dünyaya gözümüzü açtığımızda başlıyor hayat yolculuğu. Bu yolculukta neler yok ki? İstekler, arzular, başarı, hırs, azim, mücadele, sabır ve daha neler neler. Bunların hepsini hayat denen potada eritip tek bir süzgeçten geçirmek bizim elimizde. Ben de hayat için bu süzgecin bir ucundan tutup sizinle beraber başarı ülkesine doğru yola çıktım. Umarım bu yolculuğun sonunda birlikte güzel anlar yaşarız ve en önemlisi başarı ülkesine sağ salim ulaşırız. Ulaşamasak da o uğurda mücadele etmek bile başarıya giden yolda kutsal bir çile olur bizim için. Unutmayın, hayat bir parantezden ibarettir. Doğduğunuz anda açılır, hayata veda ettiğinizde kapanır. Önemli olan o parantezin içini yaşamaktır. Değerli izleyicilerimiz, Abdülmert hocamızın kitabını sizlere tanıtmış olduk, Başarı Ülkesi. Umarım okursunuz. Şimdi biz kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hocamın fikirlerinden istifade etmeye devam ediyoruz diyorum. Kitabınızda beynine söz geçirdi ve başardı diye bir hikaye var. Evet. Nedir bu hocam? Beynine nasıl söz geçirmiş, nasıl başarmış? Şimdi izleyicimiz paylaşırsak. Bu hikaye bende evet farklı bir yeri var. Ben de yeni böyle kişisel gelişime, işte kendimi geliştirme anlamında adım atarken Ankara'ya bir seminere gitmiştim. Bu NLP seminerlerini almak için. Orada tabii 2 günlük bir kalma süremiz vardı orada. Kalacak yer sordum. İşte Ulus'ta şeker lokali var dediler. Oraya gidebilirsiniz dediler. Tabii gittim oraya. Sonra orada işte 4 kişi kalınacağını söylediler. Yani tek kişilik odalar yok. 4'er kişilik kalınıyor dediler. Tamam dedim, ben de çıktım yukarıya. Tabii baktım orada işte Hamdi abi var, bir de çocuğu var. Tabii sonradan tanışıyoruz biz. Ondan sonra çocuğu Hamdi abi Karadenizli. Ve çocuğu da polis kolejini kazanmış Ankara'da. Onu ziyarete gelmiş. Ve dışarı çıkarmış gezmeye. Otelde de beraber kalıyorlar. İlk etapta böyle konuşmaya başladık. İşte nerelisiniz, ne yapıyorsunuz falan filan. Ondan sonra tabii Hamdi abi sürekli kendinden şikayetçi. Yani çok fazla bir iş yapmadığından, aslında çalışıyor ama işte kitap okumadığından, başkalarının arkasından sürekli hani böyle konuştuğunda mutsuz. Yani genel ifadeyle böyle. Ama kendinin farkında ya. Ha, bunun kendinde farkında, bu çok güzel bir şey. Ve ben şu soruyu sormuştum ona. Hamdi abi, beynin mi seni yönlendiriyor, sen mi beynini yönlendiriyorsun?
Bu soruyu sordum ona. O da dedi ki beynim beni yönlendiriyor. Ben hani o nereye giderse ben oraya gidiyorum. Peki bu saatten sonra sen direksiyona geçersen, sen o dümenin başına geçtiğin zaman her şey yavaş yavaş da olsa değişecektir. Buna inan. Ama inanın 2 saat konuştuk Hamdi abiyle. Ön yargılarından vazgeç. Birçok şey konuştuk orada. Ve dedi ki hocam böyle doğrulmaya başladı. İlk önce böyle normal oturuyordu. Sonra doğrulmaya falan başladı. Ya hocam dedi yani sonuçta son noktaya geldiğinde olay tabii yavaş yavaş değişmeye başladı. Telefonunu alabilir miyim falan dedi. Tabii Hamdi abi dedim. Ha bu arada da 30 yıldır da sigara kullanıyor kendisi. 30 yıldır içtiğini falan söyledi. Abi dedim her şey senin elinde. Gel bir plan yap. Başla her şeye. Ve sen bu potansiyel sende var. Çünkü kendi bilincindesiniz biraz öncesini söylediğiniz gibi. Neyse beni aradı bir gün. 20 gün falan geçti aradan. İşte hocam dedi ben Hamdi ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Benim de telefonumda silinmiş numaralar falan. Sesten tanıyamadım kendisini önce. Sesi inanın sesi bile değişir mi insanın bilmiyorum. Yani kolay kolay ben bir konuştuğum insanın telefonda sesini birden alabiliyorum. Ve orada hocam dedi Allah razı olsun senden ama önce hakkını helal et. Çünkü ben dedi o gün sen konuşurken ya her zamanki gibi insanların bol kesiden salladığını, kandırmaya çalıştığını ya da öylesine konuştuğunu düşündüm. Ama öyle değilmiş. Ben dedi hayata bir adım attım ve kardeşimle dedi küstüm onunla barıştım. Ondan sonra işte 2 hafta oldu hocam 3 tane kitap bitirdim dedi. Hatimler iniyorum falan dedi. Sonra insanlar ne oldu sana ya birden sen böyle bir anda kendini değiştin ettin falan diye. Ama dedi en önemlisi sigarayı bıraktım hocam dedi. Ve kendime plan yaptım her pazartesi de seni arayacağım dedi. Yaklaşık 2 yıldır görüşüyorduk ondan sonra herhalde o da benim numaramı kaybetti bir daha görüşemedik. Ve yani böyle bir anı bende ama ben şunu söylemiştim ben bir vesileydim orada. Kesinlikle bir vesileydim yani ben kesinlikle dedim abi tamam dua et şey yap ama sadece bir şeyleri paylaştık. Sende de o şey varmış. Çünkü bu herkes de aynı etkiyi bırakmıyor. Yani herkes sigarayı bırakmaya çalışıyor şu anda ama maalesef çoğu kişi bunu başaramıyor. Sadece kendi inanması gerekiyor ve Hamdi abi de yani başarının temelinde şu mu var? Bunu mu demek istiyorsunuz? İnsan her şeyi beyninde bitirir. Kesinlikle. Eğer bunu kafaya koyarsa aynen. Ve bunu yapabileceğine de inanıyorsa ki kafaya o zaman koyar, evet, yapar öyle mi? Aynen hocam. Yani hani mücadele edecek, pes etmeyecek, sabır bunun içinde de. Çünkü arka kapağında da ben aynı şekilde onu dile getirmiştim. Yani pes etmeyecek sabırla. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani 2 tane matematik formülü çözmüş. İşte ben matematiğe çalıştım ya da yapamıyorum değil. Yani bunu belki de 100 defa, belki de 1000 defa. İşte Einstein örneği öyle. Yani binlerce kez tekrar etmiş bu. Ve sonra bulmuş belki. Bulacağı buluşu. Hep böyle sabırla ve sonra tevekkül etmek. Hani olmuyor diye bırakmamak. Bu sabırla beraber olduğu zaman başarı geliyor. Ya başarının kıstası ne hocam ya? Yani nedir başarı? Bu insanın konumuna, karşıdakinin algısına göre de değişebilecek evet, değişebiliyor. Bir kavram evet. Kesinlikle yani tek sadece başarı dediğimiz zaman işte bir şeye odaklanmak değil. Evet. Belki bir çocuk için başarı bir sınavını geçmek. Yani matematikten 100 almak belki ona göre ilk etapta baktığımız zaman. İşte bir üniversite öğrencisi için başarı belki de tıpı kazanmak ilk etapta. Zaten bunlar basamak basamak geliyor. Eğer biz hepsine birden ulaşmaya çalışırsak, ya örnek veriyorum işte Henry Ford'un oğlu 26 yaşında babasına şöyle bir mektup yazıyor. Baba diyor ben her şeyi yaşadım. Her şeyi yani bütün olanakları sen bana sundun. İşte gezdim, eğlendim, bütün dünyayı dolaştım, bütün hedeflerime, her şeyime ulaştım. Ama inan şu anda yapacak hiçbir şeyim yok benim için ve deyip intihar ediyor. Evet. Yani hayatını bitiriyor ve biz de aslında her şey basamak gibi değil mi? Önce doğuyoruz, sonra emekliyoruz, seviniyoruz çocuğumuz mesela emeklediği zaman, sonra yürümeye başlıyor. Ondan sonra işte okul hayatı, sonra bir şeyler kazanmaya başlıyor, işte askere gidiyor, sonra üniversite sınavı. Yani hep bir önünde bir şey çıkıyor ki onunla meşgale oluyor. Ve bence herkesin başarısı kendine göre değişken, göreceli diye düşünüyorum. Evet, tabii her yazarın beklediği, istediği, yaşamak istediği duygular var. Bunlardan bir tanesi de okuyucularla görüşmek, buluşmak artı. Evet. Belki çok daha etkilisi. Kesinlikle. Okuyuculardan gelen geri bildirimler. Evet, kesinlikle. Yani kitabın yayınlandıktan sonra
size geri bildirim olarak neler döndü? Tabii çok istifade edenler olmuştur. Hı hı. Ya böyle ilginç şeyler oldu mu? Vallahi işte aslında ilk adımı ben Hamdi abiyle atmıştım. Evet. Yani insan gerçekten hani mutlu da oluyor böyle şeylerin olması. Tabii ulaşabilen çok kişi oldu. Mesela işte Sinan hocam, Sinan Cırık hocam sağ olsun bazı öğrencilere kitapları kendi dağıtmış. Bir kişiden bana işte bir telefon geldi bugün, bir gün. İşte hocam dedi sizinle görüşebilir miyiz? Ben de o sıralar yoğundum. Tabii dedim hani belli bir müsait bir zaman olduğunda işte Sinan hocam dedi kitabı verdi ben kitabı okudum. O sıralarda gerçekten dedi çok sıkıntılıydım. Yani bayağı bir moralman, psikolojik anlamda sıkıntılıydım. Ve inanın dedi çok iyi geldi ve bir şeyler yavaş yavaş bende canlanmaya başladı dedi. Ve bu beni mesela çok mutlu etmişti. Ya da öğrencilerimden birisi bir gün hocam dedi Sevimli Gelinci'nin hikayesini okuyorum dedi. Genelde orta ve lise öğrencilerine hitap ettiği için o hikaye. Okurken dedi uzanarak yatarak okuyordum kitabı dedi evde. Uykumda geliyordu dedi. Bir anda o Sevimli Gelinci'nin hikayesinde Sevimli Gelinci yatarak değil de masada okuduğunu söylediği anda hemen kalktım dedi masaya geçtim falan dedi. Bunlar güzel şeyler ve geliyor gerçekten birçok mesaj da geliyor. Bilmiyorum ben bir yol gösterici olarak. Evet. İzleyicilerimiz başarı ülkesine girmek isterlerse. Evet. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar ki başarı ülkesinde, ülkesinde olsunlar, geçsinler başarı ülkesine? Kesinlikle. Ya öncelikle bir hedeflerini belli edecekler. Yani ama önce kendilerine bir güvenmeleri gerekiyor. İnanmaları lazım. Ben yaparım, ben başarabilirim. Bu hangi konu olursa olsun. Bir ev hanımı olabilir. Şimdi Çin'de bakın birçok ev hanımı kendi üretiyor birçok şeyini. Ha bizim ev hanımlarımız da kendi de üretebilir bir... Sonra şirkete kadar gider bu yani çok büyüyebilir. Ya da ne bileyim bir öğretmen başka bir alanda kendini iyi geliştirebilirse o hedefe doğru yol alabilir. Tabii bu sabırla oluyor, çok çalışmayla oluyor, başarıyla oluyor. Yani mücadeleyle oluyor, peşini bırakmamayla oluyor. Yani başarı ülkesine gitmek istiyorlarsa yani ilk başta kendilerine bir inanacaklar, güvenecekler ve pes etmeyecekler. Ve tabii hedeflerini de düzgün belirleyecekler. Ama benim en büyük şeyim planlı ve programlı yaşamak. Hani büyük ülkelerin çoğunun planı var. 50 yıllık, 100 yıllık. Ama bizim kendimizin bile bir günlük planımız yok. Hani bugün ne yapacağım? Mesela ben bugün işte yazmışımdır. İşte saat 3'te KonTV'de programa geleceğim. İşte akşam şunu yapacağım. Yani her gün ben öğrencilerime de diyorum bunu. Bir günlük çıkartın. Yani günlük yapacaklarınızı planlayın. Diş mi fırçalayacaksın? Namaz mı kılacaksın? İşte bir sayfa Kur'an-ı Kerim mi okuyacaksın? Bunların hepsini eğer yazarsan tek tek yazarsan akşam yatmadan önce bunlara böyle tik atarak baktığın zaman bir bakıyorsun aslında çok iş yapmışsın. Hani o gün diyorlar ya ya bugün hiçbir iş yapmadım. Hayır aslında o gün sen çok iş yaptın. Ve planlarını da ona göre yaparsan işte başarılı olmak için neler yapmam gerekiyor? Çok mu çalışacağım? Şu dersi mi çalışacağım? Ya da kitap mı okuman lazım? Ya da o konuda çok ne bileyim ürün mü satman lazım? Bunları kendileri planlayarak her güne tek tek plan yaparak başarı ülkesine gideceklerdir. Ki başarı ülkesinde yaşayan çok insan var. Türkiye'de, dünyada. Neden onlardan biri de biz olmayalım? Tabii en büyük başarı dünyada yaratılış gayesi doğrultusunda yaşayarak kesinlikle. Öbür taraftaki o bize vaat edilen güzelliklere aynen. kavuşmak. Başarının aynen, temelinde evet. en üst zirvede bu olmalı. Zirvede bu olmalı. Evet. Ama bize verilen bu ömür çerçevesi içerisinde işte bu 50-60-100 neyse onu biz evet. bilemiyoruz. Kesinlikle. Bize takdir edilen bölüm içerisinde de faydalı olma esaslı bir plan program sanırım inancımızla da tam örtüşür diye kesinlikle. Düşünüyorum. Kesinlikle. Peki hocam biz programın sonuna geldik tabii. Sizi dinledik. İzleyicilerimiz de dinledi. Nice kitaplara diyorum. Son İnşallah. Olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz varsa alalım ve vedalaşalım. Ama ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyicilerimiz sabırla dinlediler. İstedikleri ölçüde hayata tutunma anlamında inşallah hedef, gaye, halis niyet olursa kesinlikle başarıya ulaşacaklardır. Yeter ki inansınlar ve kendilerine güvensinler. Mutlu, güzel bir şekilde hayatlarını sürdürsünler diye.
Başarınız daim olsun. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta konuğumuz Abdülmert idi. Başarı Ülkesi isimli kitabı Uğur Tuna Yayınları'ndan çıktı ve başarmanın yol ve yöntemleriyle ilgili kendisiyle sohbet ettik. Mutlaka istifade edilecek fikirler var. Ben her çıkan kitabı önemsiyorum. Bu açıdan arkadaşımızı zaten konuk etmiştik. Siz programımızın diğer bölümlerini izlerken biz sizlere veda ediyoruz. Bir başka hafta farklı bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ahiret hesabına hazırlanan genç mahşer. Mahşerin talihsizliği 2 yaşında başladı. Babası akşam karanlığında evlerinin önünde vuruldu. Mahşer mecburen uyuşturucu ticareti yapan amcasına taşındı. Bir akşam amcası da pusuya düşürüldü. Pusucu kuranlarla kavgaya girdi. Adamları bıçakladı. Hapse düştü. Annesi üvey babayla evlenince mahşer teyzesine sığındı. Bir müddet sonra dedesi Urfa'dan gelip onu Suruç'a götürdü. Devamı bütün ilginçlikleriyle bu kitapta. Gençlere çalışma azmi, ahlak ve erdemler kazandırma gayesiyle kaleme alınan kitap, çocuğunu ahlaklı ve erdemli yetiştirmek isteyenler için yol gösterici. İstanbul'dan Masallar. Masallar, insanoğlunun kendi dünyasını büyülü bir şekilde anlatmak, anlamlandırmak istemesiyle doğmuştur. Yüzyıllardır masalların bir gelenek halinde yaşamasının, günümüze ulaşmasının bir sebebi de budur. Çünkü masal, hayal etmek, istediğini yapabilmek, gerçeği alt üst etmektir. Hayal gücüyle Kaf Dağı'nı aşabilmek, bir anda uzak memleketlere gidebilmektir. Kahramanlar, türlü kılıklara girerek bazen şehzade, bazen sultan, bazen de küplere binmiş bir cadı olarak karşımıza çıkar. Gerçek hayatta ulaşılması imkansız kurgular, masal dünyasının içinde böylece hayat bulur.